Konuğumuzsa Murat Barışık, Ata Yatırım Araştırma Direktörü bizlerle birlikte. Murat Bey, hoş geldiniz. Merhaba, o zaman yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz efendim. Dünya Bankası'nın da büyüme tahminlerini karşıladık. Yurt içinde önemli gelişmeler de var. Önümüzdeki süreçte ABD ile yapılacak olan görüşme ile ilgili detaylar da geliyor. Biraz daha ılımlı bir tarafta seyrediliyor. Tabii ki sektör bazındaki değerlendirmelerle Borsa İstanbul şekillenme çabası içinde ama 1450 puan seviyesi ön plana çıktı. Nasıl bir yorum içindesiniz bugün için? Evet, bugün için baktığımızda kısa vadede açılışta yatay bir açılışta başladık. Arkasından özellikle son 1,5-2 saattir bankaların eksiden artıya geçmesiyle ve havacılık sektörünün son 1 saattir yeniden yukarı yönlü hareketlerini hızlandırmasıyla paralel olarak endekste 1450 seviyesinin üzerine çıktı. Bunun üzerinde biz 1465 seviyesini kısa vadede hedef fiyatımız olarak altını çizmekteyiz. Hatırlarsınız ki geçtiğimiz aylarda Mayıs ayının başında 1465 seviyesini birkaç kere 3 defa denedi ama bu noktayı kıramadı ve oradan bir satış baskısı gelmişti. Bu sefer 1465 seviyesini yeniden test edeceğini düşünüyoruz ve bu noktayı kırması durumunda da 1480 ve 1500 seviyelerine doğru bu Mart ayında oluşan gap bölgesine doğru bir hareketlenmenin gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Burada kritik bölge kısa vadede 1465 seviyesi. Bu kırılır mı? Evet, kırılabilir. Önümüzde bunu kırabilecek haber akışı gerçekleşebilir. Sizin de daha demin bahsettiğiniz gibi Sayın Cumhurbaşkanı ve ABD Başkanı haftaya görüşecekler. Buradan net, somut bir mesaj gelmeyebilir ama daha sonrasında yapılacak olan açıklamalar veya bir çalışma gruplarının kurulması, biliyorsunuz ki masada birçok şey var Amerika ile aramızda sürekli sıkıntı halinde olan. Bunlarla ilgili uzlaşma, ön şartsız görüşmeler başlarsa eğer burada tabii ki bizim piyasalar için olumlu algılanacaktır. Hatta şunu söyleyebiliriz, birkaç gündür de piyasaların böyle biraz daha olumlu gittiğini görüyoruz. Özellikle bizim endeksimizin ayrıştığını, pozitif ayrıştığını görüyoruz. Küresel piyasalar hafif yatay veya hafif negatif hareketler sergiliyor ama biz daha iyiyiz bankacılık sektörünün desteğiyle. Bunun ana sebebi de önümüzdeki hafta görüşmelerden biraz daha piyasanın olumlu olduğunu, olumlu tarafta olduğunu görmekteyiz. Bu destekleyici ve olumlu diye düşünüyoruz. Ayrıca bu hafta Avrupa Merkez Bankası var. ABD verileri zaten piyasalar için çok önemliydi ama bu özellikle son 3-4 aydır hem istihdam verileri hem FED başkanlarının konuşmaları, FED toplantıları ve en önemlisi enflasyon. Bunları takip ediyor olacağız. Bunlardaki gelen rakamları net şekilde bakıyor olacağız. Burada çünkü piyasaları özellikle küresel piyasa etkileyecek rakamlar olacaktır. Bunların tabii ki biraz daha beklentilerin altında gelmesi ABD için bu faiz arttırma, daha doğrusu öncelikle varlık alımlarını azaltma, daha sonra faiz arttırma durumu daha da erteleneceği için piyasalara biraz daha moral verebilir ve genişlemeci para politikası devam edeceği için burada da yine olumlu tarafta karşılayabiliriz diye düşünüyoruz. Birçok konu var önümüzdeki hafta. Volatilitesi artan bir hafta olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Kısa vadede 1465, üzerinde 1480 ve 1500 seviyesini takip ediyor olacağız direnç noktası olarak. Aşağıda da eğer hani destek noktası olarak 1435 ve 1410 seviyesi de alt bölgede takip edeceğimiz destek seviyesi olarak karşımıza çıkacaktır. Murat Bey, biraz küresel boyuttaki gelişmelerin yansımalarını da değerlendirecek olursak, evet, yurt içi dinamikler ve gelişmeler aslında volatil durumu arttıracak nedenler olabilir. Pozitif ya da negatif de değerlendirilebilir. Bu gelişmelere bağlı kalacak ama şimdi ABD'deki en çok konuşulan enflasyon ve işte bununla birlikte Fed'den gelebilecek kararları değerlendirecek olursak, şu an için duyuyor musunuz beni? Evet, görüntü gitti. Tamam. Peki Murat Bey, şimdi Goldman Sachs'ın Amerikan enflasyonu ile ilgili aslında Fed'e yakın paralelinde bir görüş açıkladığını gördük. Enflasyon olacak ama 2021 sonuna doğru da bir düşüş trendi içine de gireceği yönünde. Amerika ekonomisiyle birlikte şöyle bir ele alacak olursak ve S&P 500 ve Dow Jones hareketlerini de dikkate alacak olursak nasıl bir görüntü sizce kısa vadede önümüze çıkacaktır? Evet, yani aslında bu raporda genel olarak Fed başkanlarının birçok kez çıkıp söylediklerini söylediler. Burada bunu görebiliyoruz. Özellikle büyüme tarafında bir sıkıntı yok. Zaten dünya çok ciddi şekilde büyümeye başlayacak bu sene, bu çaylıklardan sonra daha hızlı göreceğiz. Ve şunu da altını çizmekte fayda var. Bu yazdan sonra hem aşılanma daha fazla artmış olacak. Biliyorsunuz ki İngiltere'de Haziran 21'den sonra tam açılmaya geçiyor. Amerika yine aynı şekilde Haziran sonunda. Yani dünyadaki birçok ülke aslında
aslında aşılanmayı da bitirmiş olacak, büyük ekonomilerden bahsediyoruz. Bu tabii ki onların ardından diğer ülkelerde de aşılanma hızlanırsa büyüme tarafında bir sorun olmayacak ve hızlı bir şekilde büyüyeceğiz. Enflasyon tarafında da ABD'de genel olarak kanı şu şekilde: geçici bir enflasyon var, daha sonra bu kendini dizginleyecek ve sakinleşecek, göreceksiniz diyorlar ve hani biraz daha yataya bağlayacak. Biz her şey yerine konduktan sonra, ekonomik aktiviteyi tamamen düzelttikten sonra, insanları sıkıştırmadan, sinyal vererek faizleri arttıracağız diyorlar. Bu çok önemli. Özellikle piyasada bunu her toplantıda bekliyor. En ufak bir rakam iyi gelse Amerika'da, örneğin geçtiğimiz aylarda istihdam verisinde ciddi bir sapma olmuştu. Bir anda piyasalar sanki hızlı bir şekilde faiz arttıracakmış gibi düşündü. Veya enflasyon rakamında bir artış oluyor, hemen buna bakıyor. Direkt FED başkanları çıkıp konuşma yapıyor. Hep piyasayı bir sakinleştirme kanısı var. Burada baktığımızda da 10 yıllık faizler tarafında ABD'de bugün 1.52-80 seviyesinde, hatta 1.51-50'lere kadar geri çekildi. Bunlar önemli noktalar. Kısa vadede bu iyimser hava devam edebilir ama orta uzun vadede tabii ki bu kadar genişlemenin sonunda bir enflasyon yaratacağını söyleyebiliriz. Ama kısa vadede şu an için biraz daha sakin hareketler görürüz diye düşünüyoruz. S&P tarafına bakacak olursak tarihi zirve seviyelerinde hala. Burada kırılmalar çok önemli. 4.240 seviyeleri. 4.240 seviyeleri önemli. Bu noktayı kırması durumunda yeni bir tarihi zirve rekor kıracak ve önü açılacaktır. 4.300'lere doğru takip edeceğimiz bir banda doğru girecek. O yüzden yakından takip ediyor olacağız. Bu hafta oradan gelecek olan verileri de onlar için de önemli. Belki onlar şu an için NATO toplantısına odaklanmıyorlar ama onların da gelecek olan enflasyon verisi var ve FED toplantısı var. Bunlardan çıkacak olan sonuçlar piyasayı yönlendirme çok önemli olacaktır. Murat Bey, bunun yansıması ile birlikte Borsa İstanbul'a biraz daha detay ve sektör özelinde detayları da ben almak isterim sizden. Hafta sonu gelişmelerle bir takım sektörler ön plana çıktı. Şimdi ABD tarafından gelecek enflasyon verisi ve faiz kararları, biraz da tabii ki kur ve kurla birlikte bankacılık sektöründe tekrar ön plana çıkacak, çıkaracak. Bir diğer taraftaysa fırsat olabilecek turizm sektörünün canlanmasıyla önümüze çıkabilecek işte ulaştırma, turizm sektörleri, biraz bunlardan yoğun bir şekilde bahsedecek olursak. Kısa vade ve orta vadede hangileri daha çok radarınıza girdi kurum olarak? Evet, şöyle söyleyelim isterseniz. Biliyorsunuz ki pandemi döneminde en fazla yara alan sektör, sizin de bahsettiğiniz üzere, turizm ve ulaştırma, özellikle havacılık tarafıydı. Çok ciddi şekilde yara aldılar. Fakat havacılık sektöründe artık yavaş yavaş bir beklentileri satın alma modu başladı. Bunu son 4-5 haftadır, aslında geçtiğimiz dönemde bir kere daha açıldığımızda öncesinde görmüştük. Daha sonra vaka sayıları artmasıyla, kapanmaların artmasıyla beraber yine bir geri çekildi. Ama son 4-5 haftadır hem Türk Hava Yolları tarafında, Pegasus tarafında, TAV tarafında, yani şu an Borsa İstanbul'da halka açık olup özellikle havacılık sektöründe olan şirketlerin genelinde bir toparlanma söz konusu. Biz burada hangi taraftayız derseniz, Ata Yatırım olarak biz TAV havalimanlarını öneri listemize tutmaya devam ediyoruz. Geçtiğimiz ay bu hisse senedini öneri listemize aldık. Burada bizim hedef değerimiz 12 aylık 37 seviyesidir. Kısa vadede de zaten bu hareketleri yaptığını görüyoruz. Özellikle önümüzdeki günlerde Sağlık Bakanı'nın da yaptığı açıklamalarla beraber aşı sayısında bir artış da yavaş yavaş görüyoruz. Eğer elimizde aşı olursa çok ciddi şekilde aşılama hızımızın olduğunu da biliyoruz. Hatırlarsınız, geçtiğimiz dönemde aşı vardı elimizde. Çok hızlı bir şekilde aşılamayı yaptık ama bu dönemde de işte şimdi BioNTech aşılarının peyderpey gelmesiyle aşılanma hızı artarsa bu tarafta yeniden, evet, belli zararlar var. Onların kapanması zaman alacaktır ama ileri beklenti satın aldıkları için havacılık sektöründe toparlanma bekliyoruz. Biz bu oyunculardan TAV'ı öneri listede tutmaya devam ediyoruz. Evet, bankacılık sektörü ve diğer sektörlerde, madencilik mesela ve Türkiye'de işte önümüze çıkan sürpriz açıklamalar, müjdeli haberlerin potansiyelini de düşünecek olursak, var mıdır diğer sektörlerde de bu tarz performanslar? Tabii özellikle emtia sektörleri, yani emtia satışı yapan şirketlere baktığımızda, örnek vermek gerekirse bunlardan bir tanesi Ereğli. Bizim öneri listemizde bu da ayrıca, onu da altını çizmek isterim yatırımcılarımız için. Hedef değerimiz burada 26 lira. Burada ne oluyor diye bakarsak, hani bizim katalist nedir diye bakarsak emtia tarafında, biliyorsunuz ki dünya ciddi şekilde bir durgunluğa girdi. Daha sonrasında aşı haberleri ve aşılmalarla beraber hızlanmaya başladı. Ekonomik aktivite artmaya başladı. Bu ekonomik aktivite artarken dünyada ciddi şekilde bir emtia
emtia talebi arttı ve hızlı bir şekilde toparlanmalar başladı. Ereğli'nin sattığı ürün HRC, sıcak katlenmiş demir çelik demek. Burada bu ürünün fiyatında ciddi şekilde artışlar yaşandığını görüyoruz. Sadece bunun için bahsetmiyorum. Genel olarak birçok emtia fiyatında, örneğin petrol fiyatında da 70 dolarların üzerindeyiz şu anda. Ereğli özelinde HRC fiyatlarının ciddi şekilde yükseldiğini görmekteyiz. Yurtdışı piyasalarda 850 dolarlarda, Türkiye'de içeride 1100 dolarlara kadar varan rakamlar. Bu rakamları şöyle karşılaştırabiliriz. 2008-2006 yılından beri en yüksek seviyeler. Bunun altını çizmekte fayda var. Bundan dolayı emtia bazlı şirket satışlarının olumlu gittiğini söyleyebiliriz. Talep hala devam ediyor. Hem içeride hem dışarıda ciddi şekilde talep var. Ekonomik aktivite, hatta bazı ülkeler daha tam açılmadı bile. O yüzden bu tam açılmalar devam ettiği sürece pandemide de bu Dünya Sağlık Örgütü de açıkladı. Uzun bir süreden sonra virüs azalmaya başladı diye. Bu hem virüsün azalması hem pandeminin kapanması, aşıların artması ekonomik aktiviteyi hızlandıracaktır. Burada da yine emtia bazlı şirketlerde olumlu hareketler görme ihtimalimiz çok çok yüksek. Biz burada Ereğli Demir Çeliği ön planda tutuyoruz. Bunun dışında otomotiv sektörüne bahsedecek olursak, eğer burada içeride yine ciddi şekilde piyasayı domine eden ve iyi bir pazar oyuncusu olan Tofaş'ı ön plana çıkartmaya çalışıyoruz. Ayrıca Tofaş'ta bir de ihracat yaptığı ülkelere baktığımızda Avrupa'ya yapıyor. Avrupa'da da yavaş yavaş, hemen değil ama yavaş yavaş toparlama sinyallerinin geldiğini görmekteyiz. Burada da en kötünün geride kaldığını düşünüyoruz ve burada yine yukarı yönlü hareketlerin Tofaş tarafında hızlanacağını düşünüyoruz. Bir de katalist olarak şunu söylemekte fayda var izleyicilerimize. Biliyorsunuz ki dünyada Citroen, Peugeot ve Fiat birleşti. Tofaş'ın buradaki fabrikası 6 madalyalı bir fabrika. Yani verimli, çok yüksek bir fabrika. Önümüzdeki günlerde bu birleşmeden kaynaklı olarak olumlu bir model açıklaması olursa burada Türkiye'de üretilecek gibi, bu da olumlu şekilde hisse senedi fiyatına katalist olarak karşımıza çıkacaktır ve yansıyacaktır diye düşünüyoruz. Bunun dışında bir de şişeyi ön plana çıkarmaya çalışıyoruz öneri listemizde. Onun da altını çizelim cam sektörü tarafında. Burada 12 aylık hedef değerimiz 10 TL'dir. Bunu söylemiş olalım. Burada da kısaca baktığımızda, biliyorsunuz ki geçtiğimiz aylarda çok ciddi şekilde bir birleşme yaşandı. Birçok şirket şişenin altında birleşti. Bu birleşmenin ardından hem bu çeyrekte de gördük, hem önümüzdeki çeyreklere daha da katkısını göreceğiz. Maliyetlerde azalma, kar marjında artma, bu sinerjinin olumlu yansıdığını görüyoruz sizlerine. Özellikle şunu da söylemekte fayda var. Hem Avrupa'da hacimlerin arttığını görüyoruz düz cam tarafında. İçeride hem hacim hem fiyatın arttığını görüyoruz. Yani işler tarafında bir sıkıntı yok. Olumlu şekilde, pozitif şekilde operasyonları yönetiyor ve yukarı yönlü hareketlerin hızlanacağını düşünüyoruz. İsterseniz bir de beyaz eşya sektörüne bakalım. Burada da bizim en çok beğendiğimiz şirketlerden bir tanesi Arçelik. Genel olarak beyaz eşya sektörünü beğeniyoruz. Arçelik'i burada ön plana çıkartıyoruz. Burada hedef değerimiz 47 seviyesi. Hatırlarsınız ki pandeminin ilk zamanlarında ciddi şekilde yer alan şirketlerden bir tanesiydi. Fakat ilk açılma sinyalleriyle beraber ciddi şekilde hem iç pazarda hem de ihracat tarafında olumlu hareketlerinin devam ettiğini gördük. Bunun altını çizelim. Daha sonra yeniden bir kapanma oldu ve o kapanma döneminde bile aslında talebin hala doymadığını, ciddi şekilde beyaz eşya ürünlerine talebin devam ettiğini gördük. Bunu nereden görüyoruz? En iyi şekilde aylık beyaz eşya verileri açıklanıyor. Burada hem içerideki tarafın hem de ihracat tarafının, Avrupa tarafının ciddi şekilde hala talep yarattığını görüyoruz. Ayrıca burada Euro-Dolar paritesinin de 1.21'in üzerinde olması Arçelik tarafında rüzgarı arkasına aldığını göstermekte. Biz beyaz eşya sektörünü beğeniyoruz genel olarak. Burada da en çok beğendiğimiz oyuncu olarak Arçelik'i ön plana çıkartıyoruz. Murat Barışık, çok teşekkür ediyorum kıymetli yorumlarınız için. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Ata Yatırım Araştırma Direktörü Murat Barış'ı uğurlayıp kısa bir ara...